Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. Kassel'de neonazi yürüyüşü. İdara mahkemesi yasağı bozdu. Kasel İdare Mahkemesi neonazilerin cumartesi günü yapmak istediği gösteriye yeşil ışık yaktı. Mahkeme yasaklama için hukuki koşulların oluşmadığına, kamu güvenliği için risk tahmininin yasağı haklı çıkaramayacağına hükmetti. Kasel Belediyesi yasaklamaya Kasel Bölge Valisi Walter Lübke'yi öldürmekle suçlanan tutuklu Stefan Ernst'in bir neonazi olmasını gerekçe olarak göstermişti. Gösteri basının kışkırtmalarına, iftira ve susturma fantazilerine karşı sloganıyla ile yapılacak. Neonazi Parti tarafından yapılan açıklamaya göre boy gösterisi 20 Temmuz Cumartesi günü saat 12'de Kassel'deki Kültür Bahnhof'ta başlayacak. Bir hafta mola veren yaz bugün de acelesi olmadığını gösterdi. Bugün hava ikiye ayrılmış durumda. Güneyde güneş parlamaya devam ederken kuzeyde gün boyu bulutlu olacak. Hava sıcaklığı 18 ila 27 derece arasında değişecek. Hessen otoyollarında federal ve eyalet yollarında biriken çöplerin miktarı geçtiğimiz yılda artmaya devam etti. 2018'deki atılan 8200 ton çöpün yaklaşık 3'te 1'i yol kenarında ve 3'te 2'si de dinlenme alanlarında birikti geçen yıl Hessen Mobil yollardan 7900 ton çöp topladı. Gündüzleri Frankfurt'taki şehir ormanında yürüyen herkes 2018'in sıcak ve aşırı kurak yazının Frankfurt'un şehir ormanına ciddi hasar verdiğini fark etmiştir. Yeşilci politikacı Rosemary Halih, ormanların içinde bulunduğu durumu kent ormanı acı çekiyor diyerek özetledi. Tüm ağaç türlerinin durumunun kötüye gittiğini söyleyen Haylik, bunun dramatik bir durum olduğunu söyledi. Kalıcı kuraklığa ağaçların direnme gücünü kesen kabuklu böcekler ve mantarlar gibi zararlılar eşlik ediyor. Bu yüzden on binlerce ağacın kesilmesi gerekiyor. Almanya Sağlık Bakanı Spahn'ın hazırladığı ve kızamık aşısı olmayan çocuklara anaokulundan men ve ailelerine para cezası öngören yasa tasarısı bakanlar kurulunda kabul edildi. Almanya Sağlık Bakanı Jens hazırladığı yeni yasa tasarısına göre kızamık aşısı olmayan çocuklar anaokullarına gidemeyecek. Kızamık aşısı olmadığı anlaşılan okul çocuklarının ailelerine 2500 oraya varan para cezası verilebilecek. Yasa, ihtiyaçların barınakları, bakım ve sağlık personeli ve öğretmenler için de geçerli olacak. Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre Almanya'da kızamık aşısı olan çocukların oranı %93 düzeyinde. Tasarıyı eleştiren SPD'li aşağı Saksonya Eyaleti Sağlık Bakanı Karolina Rayman, aşının yasayla zorunlu kılınmasının kişinin bedensel dokunulmazlığı hakkına sert bir müdahale anlamına geldiğini ve özel bir gerekçelendirme gerektirdiğini söylemişti. Sıra Alman parlamentosunda. Parlamentoda kabul edilmesi durumunda yasanın 1 Mart 2020 yılında yürürlüğe girmesi bekleniyor. İklimin korunması için ipe un serme taktiği izlenirken Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn Gröve zamanında hazırlanmış kızamık aşısı yasasını hızla çekmeceden çıkardı. Bu da Friday for Future hareketinin gezegen bir banka olsaydı onu şimdiye kadar kurtarırdınız sloganını doğruladı. Tasarı kızamık aşısı olmayan çocukları anaokulundan men ve ailelerine 2500 oraya kadar da para cezası öngörüyor. Kızamık salgınının baş göstermesi aşı zorunlu olsun mu tartışmasını da başlatmıştı. Dünya genelinde birçok ülkede farklı kaygılarla çocuğunu aşılatmayan aileler var. İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde aşıya şüpheli yaklaşanlar İngiliz mide ve bağırsak hastalıkları uzmanı Andrew Ufeld'in araştırmasını dayanak olarak gösteriyor. Ufeld, kızamık aşısı ile ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan otizm arasında bir bağlantı olduğunu savunuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde kamuoyundaki tartışmalara bakıldığında aşı karşıtları bilinçli görünüyor. Bilinçli insanların aşıya karşı olmasının bir değil birçok sebebi var. Bunlardan birisi hükümetlerin ilaç sanayisi lobicileri önünde diz çöküyor oluşu. Buna örnek olarak Almanya'da kuş gribinin toplumda infial yaratacak derecede propagandası yoluyla milyonlarca aşının satın alınması gösteriliyor. Bu aşılar elde kalmıştı. İkincisi tavsiye edilen bu aşının hiçbir yararının olmadığının ve kanserojen madde içerdiğinin ortaya çıkması. Şu ana kadar çocuklara aşı yapıldı. Bugüne kadar verem, kızamık ve kaba kulağın aşıyla engellenip engellenemeyeceği sorusu cevaplanmadı. Sayısı giderek artan aktivistler, doktor ve endişeli ebeveynler aşının sağlığa zarar vereceği uyarısı yapıyor. Çocuk doktoru Martin Hirt bağımsız bir aşı araştırması yok. Tabii ki eleştiriler aşı komisyonuna yönlendiriliyor. Çünkü araştırmacı arkadaşlar ve uzmanlar ilaç sanayisiyle çok yakın ilişkiler içinde çalışıyor. Birçok çıkar çatışması da bunu deklere ediyor, dedi. Örneğin eski Almanya Sağlık Bakanı Ula Schmidt, milletvekilliğinin yanı sıra huzur evleri inşa eden K Sağlık teknolojisi üreten Philips ve İsviçre ilaç firması Siegfried Holding'deki görevlerinden dolayı yılda 136 bin ile 241 bin euro arasında para alıyor. Sadece Siegfried Holding ayda 3500 ile 7000 euro arasında maaş ödüyor. Neden? Bunun karşılığı yok mu? Amerika Birleşik Devletleri sanayileşmiş ülkeler içinde en fazla çocuk ölümünün yaşandığı bir ülke her yıl doğan 4 milyon Amerikalı bebekten 24.800'ü ilk doğum gününden önce ölüyor. Bu da her bin bebekten altısının ilk doğum günü pastasının üzerinde yanan mumu göremediği anlamına geliyor. Amerikalı bebeklere birinci yaşlarında 26 çeşit aşı yapılıyor. 2011 yılında yapılan bir araştırma Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çocuk ölümlerinin bu kadar yüksek olmasının sebebinin aşı programıyla bağlantılı olduğunu ortaya çıkardı. 30'da ülkede yapılan araştırmadan şu sonuç çıktı. Yaşamın ilk yılında fazladan yapılan her aşı söz konusu ülkedeki yüksek bebek ölüm oranının sebebidir. 22 aşı çeşidiyle en yüksek aşılama programına sahip, Küba ise binde 5 çocuk ölümüyle Amerika Birleşik Devletleri'ni izliyor. 12 aşı çeşidi program olan İsveç ve Japonya'da ise çocuk ölümlerinin daha düşük olduğu görülüyor. İngiliz Sağlık Dairesi yöneticisi kızamık, kaba kulak, kızamıkçık aşılarının çocukların beynine zarar verdiğini kabul etti. Değerli dinleyiciler, Adokazen'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin in programını dinlediniz. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.